Anal fistül nedir ve nasıl oluşur? Anal fistül makatın içi ile dışı arasında bir yol oluşmasına neden olan iltihabi bir hastalıktır. Genelde makat absesi dediğimiz iltihabi rahatsızlıkların sonrasında oluşur. Bu makat apseleri iyileşip boşaldıktan sonra %50 ihtimalle bu fistül dediğimiz yol kalıcı olarak orada kalmaktadır. Bu yol kronik iltihabi bir odaktır vücut için. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi ve tetkik edilmesi gerekir. Tetkik edilmesinin önemi aynı zamanda kronik iltihabi bağırsak hastalıklarının da bir habercisi ve sonucu olabiliyor. Ve onun tedavisi daha farklı boyutlarda gerçekleşiyor. Bu nedenle iyi bir tetkik sürecinden ve muayene sürecinden sonra tedavi sürecinin hızlı bir şekilde yapılması lazım. Çünkü kaldıkça ve uzadıkça tedavisi hakikaten çok zor bir hale gelebilir. Tedavisi nasıldır? Tedavisi cerrahidir. Yani orada oluşan kronik iltihabi akıntıya ve reaksiyona neden olan yolun oradan çıkarılması işlemidir. Bu da belden aşağısı uyuşturularak yapılan bir işlem. Özellikle basit fistüllerde. Fakat büyük abdesti tutmakla görevli kasların arasından geçebilen çok komplike tablolar da var. Bunlarda ameliyat şekilleri biraz daha ağırlaşabiliyor. Bu nedenle şikayet çok ilerlemeden yapılan müdahaleler çok daha kalıcı tedavi seçenekleri oluşturuyor. Cerrahi sonrası iyileşme süresi biraz uzun ve tekrar etme ihtimali de olabiliyor. Son yıllarda kullanılan özel lazer tedavi yöntemleri var. Bunlar hakikaten anal fistül için kurtarıcı tedavi yöntemleri oldu. Özel bir prop yardımıyla o yolun içine sokuluyor lazer sistemi ve verdiği ışın tedavisiyle o yolu mühürleyerek kapatıyor. Ve şimdiye kadar yapılan tedavilerde hakikaten çok olumlu sonuçlar alındı. Eğer hastanın fistül hastalığı buna uygunsa çok rahatlıkla ve konforlu bir şekilde uygulanabilecek bir yöntemdir. Teşekkür ederiz.